Merhaba, Opus 02 matematikte bu ders trigonometriye başlıyoruz ve yine Jack'le başlıyoruz. Trigonometri uzun bir konu olduğu için birkaç bölümden oluşan bir dizi olacak. Ve biliyorsunuz ki trigonometri konusundan hemen hemen her yıl 3 ya da 4 soru çıkıyor. Bu konuyu yine üniversite sınavında çıkmış 3 soru üzerinden inceleyeceğiz ve soru çözüm pratiklerini yapacağız. Soruları çözerken ne yapıyorduk bir de bunu hatırlayalım o zaman. Soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. Which'ten kastımız neydi? Verilenin ne olduğunu anlıyorduk, istenenin ne olduğunu fark ediyorduk ve geriye sadece çözmek kalıyordu. Haydi o zaman sorular. 2018 üniversite sınavında karşımıza çıkan trigonometri sorusuna birim çember üzerinden trigonometrik oranları tanımlamamız istemiş. Nasıl mı? Gelin beraber inceleyelim. Aşağıda O merkezi yarıçapı bir birim olan yarım çember ile OAB ve ODC dik üçgenleri gösterilmiştir. A ve C noktaları hem OAB üçgeninin hem de yarım çemberin üzerindedir. Buna göre AB artı BC bölü CD artı DA oranının X türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda bize verilen bilgilerin ilki yarıçapı bir birim olan yarım çemberle uğraştığımız. İkincisi ise A ve C noktalarının hem OAB hem de yarım çemberin üzerinde olduğu. İstenilense AB artı BC bölü CD artı DA oranının X türünden eşitinin ne olduğu. Şıklara baktığımızda ise bütün şıkların trigonometrik fonksiyon olduğunu görüyoruz. O halde bizim trigonometri ile uğraştığımız aşikar bu soruda. Peki trigonometri deyince aklımıza gelmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi birim çember. Bir diğeri ise dik üçgen. O zaman birim çember neydi? Gelin bir bunu hatırlayalım. Birim çember dediğimiz şey merkezi 0'a 0 yani orijinde olan ve yarıçapı bir birim olan bir çemberdir. Birim çember deyince aklımıza aslında ikili bir sistem gelmesi gerekiyor. Burada okla gösterdiğimiz bu içeride orijinden başlayıp şöyle giden arkadaş için bu şu anda sıfır açısıyla hareket eden bir kadran aslında. Yani birim çemberin içinde bir de dönen bir açı okumuz var diye düşünebiliriz. Şu an başlangıç durumunda olduğuna göre sıfır derecede eğer buraya gelseydi başlangıç durumuna göre 90 derecede olurdu. Eğer dönüp şöyle gelseydi, bu sefer başlangıç durumuna göre 180 derecede olacaktı. Eğer tam şöyle dönseydi, yani buraya kadar gelseydi, başlangıca göre 270 derece alacaktı. Ve geri üstüne gelseydi, son olarak burada 360 derece ile bitirecekti. O yüzden biz trigonometrik oranları incelerken, 0 ile 360 dereceyi tam tur olması sebebiyle esas ölçü olarak kabul ederiz. Dik kartezyen koordinat sistemi de hatırlayacak olursak, burası birinci bölgemizdi ve saat yönünün tersine doğru dönerdi. Birinci bölgede x eksenimizde pozitif kısımdayız, y eksenimizde de pozitif kısımdayız. Eğer x virgül y şeklinde ifade etmek istersek burada artıya artı olarak gösteririz. İkinci bölgede ise x eksenin negatif kısmında, y eksenin pozitif kısmında olacağımız için burası eksi artı olacaktı. Üçüncü bölgede ise x'de eksi, y'de de eksi olduğumuza göre eksiye eksi ve dördüncü bölgede ise x ekseninde artı, y ekseninde eksi değerli kaldığı için artıya eksi olarak gösterirdik. Peki birim çemberin ne olduğunu konuştuğumuza göre şimdi sırada ne var? Trigonometrik fonksiyonları hatırlamaya. Trigonometrik fonksiyon deyince iki tane temel fonksiyonumuz olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri sinüs, biri ise kosinüs fonksiyonu. Sinüs x dediğimizde ya da kosinüs x dediğimizde buradaki x'ler bize açıları belirtiyor. Bunun sonucundaysa çıktılarımız yani bulduğumuz sonuca değerler diyorduk. Sinüs fonksiyon dediğimiz şey x açısının karşısında yer alan dik kenarın hipotenüse oranıdır. Kosinüs ise komşu kenarın hipotenüse oranıdır. Sinüs ve kosinüs fonksiyonların ne olduğunu gördükten sonra o zaman sıradaki tanjant ve kotanjant fonksiyonlarımıza bakalım. Tanjant fonksiyonuysa x açısının karşısında yer alan kenarın komşu kenarına oranıdır. Kotanjant ise bunun tam tersi olarak komşu kenarın karşı kenara oranıdır. Ayrıca sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının çarpma işlemine göre tersi olan yani 1 bölü sinüs ve 1 bölü kosinüs fonksiyonlarına
Biz fonksiyonlardaki gibi sin üzeri eksi 1 olarak ifade etmeyip özel isimler veriyoruz. 1 bölü sinüs fonksiyonu kosekant fonksiyonu olarak adlandırılırken 1 bölü kosinüs fonksiyonu ise sekant fonksiyonu olarak adlandırılır. Kısacası kosekant ve sekant aslında yeni birer fonksiyon değil, sadece 1 bölü hallerini ifade etmektedir. Yani çarpma işlemine göre tersini. Bir de dik üçgen üzerinden tanımlamalarını yapalım. Bunları dik üçgende çalışmamızın sebebi birim çemberde bu az önce döndürdüğümüz açı kadranının şuraya geldiğinde indirdiğimde şurada bir dik üçgen oluşması. Yani aslında yine birim çember üzerinden türüyor diyebiliriz. Açımız eğer burada x ise burası ne olacak? 90 derece olacak. Gördüğünüz üzere dik kartezyen koordinat sisteminde koordinat okuyoruz aslında. E peki burası neydi? Bir birimdi. Çünkü birim çember üzerinde çalışıyorduk. E buraya a, buraya da b diyelim kenar uzunluklarına. Sinüs fonksiyon dediğimiz şey karşı bölü hipotenüs olduğuna göre x açısının karşısına yer alan kenar uzunluğum a demiştik. Hipotenüs ise 90'ın karşısına yer alan kenara deniyordu. O halde sinüs x dediğimiz şey buradan a bölü 1 geldi. Aynı şekilde kosinüs x fonksiyonunu okuyacak olursak bu sefer komşu kenarım b, hipotenüsüm yine 1 gelecek. Yani bu sefer b bölü 1 olmuş oldu. 90'ın karşısına yer alan kenar her zaman için sadece hipotenüs olarak adlandırılır. Yani hiçbir zaman karşı ya da komşu olamaz. Gelelim tanjanta. X'in karşısına yer alan kimdi? A'ydı. E x'in komşusuna yer alansa b var. O halde buradan a bölü b gelmiş oldu. Kotanjant bunun tam tersi olduğuna göre b bölü a şeklinde ifade edilecek. 1 bölü sinüs x olan kosekant ve 1 bölü kosinüs x olan sekantı ise burada hesaba katmamıza pek gerek yok. Çünkü sinüsün zaten a olduğunu söylemiştik. O halde buradan ne gelecek? 1 bölü a bölü 1. Yani 1 bölü a gelmiş oldu. Aynı şekilde 1 bölü kosinüs yani sekant fonksiyonu içinse 1 bölü b bölü 1'den yani 1 bölü b gelecektir. Bu bilgileri hatırladığımıza göre bizden istenilen ab artı bc bölü cd artı da kenar uzunluklarını bu trigonometrik fonksiyonlar cinsinden tanımlamaya çalışalım. Burada birim çemberde yarı çapın bir birim olduğunu öğrenmiştik. O halde OA uzunluğumuz bir birim. Keza OC uzunluğumuz da bir birim olmak zorunda. Bu soruda bizden istenilen ilk şey ne? AB'yi bulmamız. AB dediğimiz şey X açısının neresinde kalıyor? Karşısında kalıyor. Karşıyla nereyi burada eşleştirebiliriz? X'in komşusunu. O halde karşı bölü komşu olan ifademiz neydi? Tanjant fonksiyonuydu. O zaman tanjant X'i tanımlayalım. Tanjant X dediğimiz şey AB bölü 1 olacağına göre AB kenar uzunluğunun tanjant X'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Sırada BC var. BC dediğimiz şey ise şurası. Peki burada neyi biliyoruz biz? X'in komşusunun 1 olduğunu biliyorum. Tam kullanabileceğim kenar uzunluğuna bakıyorum. Bir de şuranın 1 birim olduğunu biliyorum. O halde eğer OB ile OA üzerinden gitseydim CB'yi tanımlayabilirdim. Yani OB eksi OC bize nereyi verecek? BC'yi. Zaten OC'nin bir birim olduğunu biliyorduk. OB'nin ise x açısına göre baktığımda komşuyla hipotenüs üzerinden değerlendirilebileceğini görüyorum. E komşu bölü hipotenüs dediğim şey neydi? Kosinüstü. Kosinüs x cinsinden tanımlarsak ne gelecek? 1 bölü OB. Fakat biz OB'yi aradığımıza göre bunları yine yer değiştirmem gerekecek. Yani burada OB için 1 bölü kosinüs x olduğunu söyleyebilirim. Yani BC dediğimiz şeyi yerleştirirsek bu ifadeyi 1 bölü kosinüs x eksi 1'miş. BC'yi de bulduğumuza göre sırada kim var burada? CD ifadesi. CD kenarına baktığımızda bunun x açısının karşısında yer aldığını görüyoruz. X açısının karşısını biliyoruz. Bir de neyi biliyoruz? Şurada hipotenüsü yine bir birim olduğunu biliyoruz. X açısına göre karşı ve hipotenüsü kullanacağımıza göre o halde bu fonksiyonlarımızla bu sefer sinüs x'i kullanmamız gerekiyor. CD bölü 1 dediğimiz şey karşı bölü hipotenüs olacağına göre burada sinüs x'ten faydalanmışız. Yani CD'nin doğrudan sinüs x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldik son uzunluğumuza yani DA'ya. DA kenarının burada şurada azıcık şöyle kalan yer olduğunu görüyoruz. DA ile nereyi birleştirebiliriz? Şu altında kalan kenar uzunluğunu. Bunun zaten 1 olduğunu biliyorduk. O halde DA kenar uzunluğu
OA-OD şeklinde tanımlanabilir. Burada OA'nın zaten bir birim olduğunu biliyorduk. Fakat OD'yi bilmiyoruz. Eğer OD'yi de tanımlarsak buradan DA'yı da bulmuş oluruz. OD dediğimiz şey burada. Buraya karşılıkta yine neyi biliyoruz? Hipotenüsün bir birim olduğunu biliyoruz. X açısının komşusuyla hipotenüsü eşleştirmeye çalışıyorum. Yani bu sefer yine kimi kullanıyoruz? Kosinüs X fonksiyonunu kullanıyoruz. Kosinüs X'i oluşturacak olursak burada komşu bölü hipotenüs dediğimize göre OD dediğimiz şey ise kosinüs X'e eşit olmuş oldu. Götürüp burada yerine yazarsak DA dediğimiz uzunluk 1 eksi kosinüs X olmuş oldu. Sırada ne var? Götürüp bu denklemde hepsini yerine yerleştirmek var. Aradığımız ifade AB artı BC bölü CD artı DA'ydı. Peki AB'yi ne bulduk? Tanjant X. BC'yi ne bulmuş olduk? 1 bölü cos x eksi 1. CD ise sinüs x bulmuştuk. Artı DA ise 1 eksi cos x bulmuştuk. Sırada bunları düzenlemek var. Tanjant x ifadesinin karşı bölü komşu olduğunu biliyorduk. Ve bunun a bölü b'ye eşit olduğunu görmüştük. Tanjant ve kotanjantı biz her zaman için sinüs ve kosinüs cinsinden ifade edebiliriz. Hatırlatmalara başlarken şöyle bir ifade kullanmıştım. Bizim ana iki fonksiyonumuz var. Bunlar sinüs ve kosinüstü. Her fonksiyonu sinüs ve kosinüs cinsinden yazabiliyorum. Yani tanjant x dediğimiz şey o zaman sin x bölü cos x şeklinde yazılabilir. Çünkü bu a'ydı, bu b'ydi. Bunu buna bölersek ne elde etmiş olduk? Tanjant x'i. O halde kotanjant x yerine de cos x bölü sin x yazılabilirdi ihtiyacımız olsaydı. Peki tanjant x yerine de götürüp bu bilgiyi yerleştirirsek. Sin x bölü cos x artı 1 bölü cos x eksi 1 bölü sin x artı 1 eksi cos x oldu. Burada da yine rasyonel ifadelerle karşılaşıyoruz aslında. Yani sin x bölü cos x gibi payı paydası olan ifadelerimiz var. O halde rasyonel ifadelerde ne yapıyorduk toplama çıkarma işleminde? Payda eşitliyorduk. Bizim yine burada payda eşitlememiz gerekiyor. Buradaki 1'i ne yapacağız o zaman? Gizli paydası 1'i cos x ile çarpacağız. Ve burası neye dönmüş olacak? Cos x bölü cos x'e. Bütün paydalarım aynı olduğuna göre sin x artı 1 eksi cos x bölü cos x geldi. Çarpı, bunda gizli paydası 1 olduğuna göre yine ne oldu? Ters çevrilip çarpıldı. Yani sin x artı 1 eksi cos x. Bu iki ifade birbiriyle aynı olduğuna göre bunları bir bütün görürsem bunlar ne olacak? Sadeleşecek. Yukarıda ne kalmış oldu? 1. Aşağıdaysa cos x. Yani bunun sonucu o zaman 1 bölü cos x çıktı. E peki 1 bölü cos x ifadesinin biz neye eşit olduğunu biliyorduk? Sekant x'e. O halde aradığımız cevap sekant x'miş. Yani E şıkkıymış. 2019 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu trigonometri sorusu bu sefer sıralama yapmamız istenmiş. Nasıl mı? Gelin beraber bakalım. A elemanıdır. Pi bölü 12 virgül pi bölü 6 aralığı olmak üzere. X eşittir sin 3A. Y eşittir cos 3A, Z eşittir tan 3A sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda bize öncelikle bir aralık tanımlanmış. Daha sonra x, y, z fonksiyonları trigonometrik fonksiyonlar cinsinden ifade edilmiş ve bunların sıralanışı sorulmuş. O halde bu soruyu çözebilmemiz için bizim eşitsizlikleri hatırlamamız gerekiyor. Eşitsizlikler konusunu daha iyi hatırlamak için videomuza bakabilirsiniz. A eğer elemanıdır pi bölü 12 virgül pi bölü a aralığıysa a'yı bu şekilde ifade edebiliriz. Ayrıca burada dereceler dışında artık pi gibi bir ifadeyle karşılaştığımızı görüyoruz. Peki bu ne demek? Gelin bir de bunu hatırlayalım. Bir önceki soruda birim çemberi incelemiştik. Birim çember dediğimiz şey burada açısı 0 dereceyle başlayan, açı buraya geldiğinde başlangıç durumuna göre 90 dereceyi gösteren, açı böyle döndüğünde ise 180 derece dönmüş olduğunu, açı eğer buraya kadar dönüyorsa başlangıç durumuna göre 270 derece döndüğünden bahsetmiştik ve geri eğer üstüne geliyorsa yani buraya 360 derece olduğunu söylemiştik. Pi dediğimiz şey dereceden farklı bir açı ölçü birimidir ve pi'nin derece karşılığı 180'dir. Pi bölü 12'den bahsediyorsak 180 bölü 12 demektir ya da pi bölü 6'yı dereceye çevirmek istiyorsak pi gördüğümüz yere 180 yazarız ve geri kalan ifadeleri yerine yerleştirerek bulabiliriz. Kısacası pi eşittir 180 derece dönüşümüyle oran orantı kurarak radyana geçebilirken pi yerine 180 dereceyi yazarak
geri derece cinsine dönüştürebiliriz. Pi dediğimiz ifadenin açıölçü adı ise radyandır. Biz trigonometrik fonksiyonlarda genellikle birinci bölgede çalışıyoruz. Birinci bölge bizim en vakıf olduğumuz bölge. Çünkü hem dar açı hem de bildiğimiz diğer özel üçgenlerden buradaki oranların bir kısmını rahatlıkla okuyabiliyoruz. Bir küçük hatırlatma yapacak olursak, cos x, sin x, tan x, cot x fonksiyonlarını hatırlayacak olursak, cos x dediğimiz şey x açısının komşusunun hipotenüsü oranıydı. X açısının komşusu c olduğuna göre c bölü a olmalı. Sin x dediğimiz şey ise x açısının karşısında kalan dik uzunluğun hipotenüsü oranıydı. O halde bu sefer aradığımız değer b bölü a'ymış. Tanjant x ise x'in karşısının komşusuna oranıydı. Yani b bölü c iken kotanjant x ise bunun tam tersiydi. Bir de y değerine göre bunları yazarsak cos y dediğimiz şey o zaman y'nin komşusunda kalan b olduğuna göre ve hipotenüs her zaman 90 karşısına yer alan ifade olduğuna göre cos y fonksiyonumuz b bölü a'ya eşitmiş. Sin y ise c bölü a olacaktır bu bilgiye göre. Tanjant y'ye baktığımızda y'nin karşısı c, komşusu b olduğuna göre tanjant y c bölü b iken kotanjant y ise bunun tam tersi olacağına göre b bölü c olacaktır. Burada neyi fark ediyoruz? Sin x'in cos y'ye eşit olduğunu. Aynı şekilde cos x ise sin y'ye eşit. Aynı ilişkinin tanjant ve kotanjantta da olduğunu söyleyebiliriz. O halde şundan bahsedebiliriz. Eğer açılar birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorlarsa, yani tümler açı varsa, sin x eşittir cos y, aynı şekilde tanjant x eşittir kotanjant y'dir. Bu bize neyi söylüyor? X ve y açısı birbirine eşitse, yani her ikisi de 45 derece ise, sin x ile cos x birbirine eşit olacaktır. Sadece ve sadece bu durumda birbirlerine eşit olacağını söyleyebiliriz. Kosinüs x fonksiyonumuz x ekseni temsil ederken sinüs fonksiyonumuzsa y ekseniyle temsil ediliyor. Sinüs ve kosinüs de birim çember üzerinde çalıştığımıza göre her ikisinde de maksimum değerin 1, minimum değerin -1 olduğunu söyleyebiliriz. Sorunun başında da hatırlattığım gibi biz genellikle birinci bölgede çalışıyoruz demiştik. Sıralama yapmak istediğimizde de açılarımızı mümkün olduğunca birinci bölgeye taşırız. Birinci bölge için şunu söyleyebilirim. Açı aralığım 0 ile 90 derece aralığındadır. Ve kosinüs değerim burada 0 derecede 1'i gösterirken 90 derecede 0'a gelecektir. Çünkü bizim bu kadranımız 90 dereceye geldiğinde x eksenini 0'dan kesmektedir burada. Bunu toparlayacak olursak kosinüs fonksiyonumuz x değeri arttıkça azalacaktır. Sinüs fonksiyonuysa 0'da başlayıp 1'e ulaştığına göre x değeri arttıkça yani açı değeri büyüdükçe artar. Tanjant fonksiyon dediğimiz şey sin x bölü cos x olduğuna göre burada da x arttıkça sinüs artıyordu ve bu azalacak. O halde ne olacak? Tanjant fonksiyonu da büyüyecek. X büyüdükçe tanjant artar. Yani aynı sinüs gibi olacak. Kotanjant fonksiyonu ise cos x bölü sin x olduğuna göre kosinüs azalırken sinüs artacağı için aynı kosinüs gibi x açınız büyüdükçe değeri azalacaktır. Bu bilgileri hatırladığımıza göre şimdi ne yapmalıyız? Verilen a aralığını bu fonksiyonlarda uygulamalıyız. A aralığımız pi bölü 12 ve pi bölü 6 aralığındaydı. Yani 180 bölü 12 ile 180 bölü 6. O halde A aralığımız 15 ile 30 derece aralığındadır. Fakat bize burada soruda sin 3A, cos 3A ve tanjant 3A sorulduğuna göre biz buradan ne yapmalıyız? 3A'yı elde etmeliyiz. O halde ne yapacağız? Eşitsizlik kuralı gereği içerideki her şeyi çarpacağız 3 ile. Yani ne oldu? 45 derece, 3A ve de 90 derece oldu. 45 dereceden önce kosinüs fonksiyonu daha büyük olurken 45 dereceden sonra ise sinüs fonksiyonu daha büyük olacaktır. Peki tanjant ve sinüsün benzediğinden bahsetmiştik. Tanjant fonksiyonuysa sin bölü kos olması sebebiyle her zaman için sinüs fonksiyonundan da daha büyük değer alır. Tabii ki 45 ile 90 aralığından bahsediyoruz burada. O halde ne olacak? Tanjant fonksiyonu sinüsten daha büyük olurken yani x'ten en küçük değer alacak arkadaşımızsa kosinüs fonksiyonu oldu. Eğer 45 dereceden önceden bahsetseydik kosinüs daha büyük değer alacaktı diyebilirdik. Bu değer aralığı için aradığımız cevabın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.
2020 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu trigonometri sorusu da bu sefer trigonometri gözdeşlikleri kullanmamız istenmiş. Tabii ki yine işin içine çarpanları ayırma ve özdeşlik bilgisi de giriyor. Hadi beraber inceleyelim. 0 küçüktür x, o da küçüktür pi bölü 2 olmak üzere. 1 artı tanjant x bölü kotanjant x çarpı sin x eksi cos x bölü sin x eşittir 2 olduğuna göre sin x değeri kaçtır? Bu soruyu çözebilmemiz için tanjant x, kotanjant x özdeşliklerinin ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve yanında çok önemli bir özdeşliğimiz daha var. Neymiş, gelin beraber hatırlayalım. Tanjant x dediğimiz şey tanım olarak karşı bölü komşuyken tanjant x'in özdeşi ise sin x bölü cos x'ti. Aynı şekilde kotanjant x'in tanımı komşu bölü karşıyken kotanjant x'in özdeşi cos x bölü sin x'ti. Özdeş demek birbiri yerine yazılabilen ifadeler demekti. Eğer çarpanları ayırma ve özdeşliklerle ilgili hatırlamak istediğiniz şeyler olursa videomuza bakabilirsiniz. Biz dedik ki trigonometri varsa birim çember ve dik üçgen vardır demiştik. X dediğimiz şey açıyken buna bağlı olarak sinüs ve kosinüs fonksiyonlarımızı tanımlamıştık. Sin x dediğimiz şey karşı bölü hipotenüstü, yani neydi? A bölü c. Cos x dediğimiz şey ise komşu bölü hipotenüstü, yani b bölü c. Peki biliyoruz ki dik üçgende her zaman için bir Pisagor bağıntısı vardır. Yani c kare eşittir a kare artı b karedir. Burada a var, burada b var. Bunların paydası ise c olduğuna göre. Buradan her ikisinin de karesini alırsak sin kare x artı cos kare x dediğimiz ifade a kare bölü c kare artı b kare bölü c kare olacaktır. A kare artı b kare neye eşit olduğunu biliyoruz dedik. C kareye. O halde buradan ne geldi? C kare bölü c kare. Yani 1. Kısacası her zaman için şunu söyleyebiliriz. Sin kare x artı cos kare x ifadesi varsa bu ifade her zaman için 1'e eşittir. Burada dikkat etmeniz gereken olaylardan bir tanesi neydi? X'lerin, yani açıların aynı olması gerektiği. Bunlar trigonometride en sık kullandığımız özdeşliklerdir. Sırada ne var? Bu bilgileri götürüp yerine yazmak ve bizden istenilen bu rasyonel denklemi çözmek. 1 artı tanjant x yerine sin x bölü cos x bölü kotanjant x diyor. Kotanjant x yerine ne yazacağız? Cos x bölü sin x çarpı, yukarı tarafta sin x eksi cos x var, aşağı tarafta ise sin x var. Eşittir 2 demiş. Burada ne yapmamız gerekiyor? Rasyonel ifade olduğuna göre yine payda eşit diyeceğiz. Yani ne olacak? 1'i cos x ile genişletmem gerekiyor. Cos x bölü cos x artı sin x bölü cos x bölü cos x bölü sin x çarpı sin x eksi cos x bölü sin x eşittir 2'ymiş. Şurayı düzenlersem ve biliyorsunuz ki yine rasyonel ifadelerde payda ne oluyordu? Ters çevrilip çarpım durumuna geçiyordu. Sondaki 2'yi de unutmuyoruz tabii ki. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak sin x'ler birbirini götürdü. Burada cos x artı sin x var. Burada ise sin x eksi cos x var. Biz biliyoruz ki a artı b çarpı a eksi b ifadesi a kare eksi b kare eşitti. O halde burası ne oldu? Sin kare x eksi cos kare x bölü cos kare x eşittir 2 oldu. Burada şimdi karşıya eğer cos kare x'i atarsam burada istenilen sin x'e ulaşamayacağım. Fakat az önce şöyle bir bilgiden bahsetmiştik. Sin kare x artı cos kare x 1'e eşitti. Burada sin kare x yerine götürüp ne yazabiliriz? Sin kare x'i yalnız bırakırsak sin kare x'in 1 eksi cos kare x'e eşit olduğunu görmüş oluruz. Götürüp burada bunu yerine yerleştirirsek 1 eksi cos kare x eksi cos kare x bölü cos kare x eşittir 2 oldu. Gerekli düzenlemeleri yaparsak cos kare x'in 1 bölü 4'e eşit olduğunu gördük. Şimdi normal şartlarda cos x ya 1 bölü 2 eşittir ya da eksi 1 bölü 2 eşittir dememiz gerekiyor. Fakat soruda bize verilen ne bilgi vardı? X'in 0 ile pi bölü 2 aralığında olduğu bilgisi. Yani birinci bölgede çalışıyoruz. Birinci bölgede ne dedik? Kosinüsümüz ne? Pozitif değerli kalıyor. Keza sinüsümüz de pozitif değerli kalıyor. O halde cos kare x eğer 1 bölü 4'e eşitse buradan cos x'in 1 bölü 2 eşit olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü dedik ki burada pozitif alıyor. Eğer elimizde böyle bir değer varsa, yani cos x eşittir 1 bölü 2, sin x eşittir kök 3 bölü 2 gibi bir diğer fonksiyona ulaşmak için biz bunu ne yapacağız? Götürüp bir üçgen üzerine yerleştireceğiz ki
diğer bilinmeyen kenar uzunluğunda bulabilirim. Halihazırda burada bir üçgenimiz olduğuna göre x açımız buraydı. Kosinüs x dediğimiz şey komşunun hipotenüsü oranıydı. Yani burada o zaman burası 1'miş, burası 2'ymiş. O zaman A kenarına ne kalıyor uzunluk olarak? Pisagor bağıntısından faydalanacak olursak burası 4, burası A kare, burası 1 olduğuna göre A kare dediğimiz şey 3, yani A dediğimiz şey kök 3 oldu. Peki bizden istenilen bilgi artık kullanmaya geldik. Bizden sinüs x'i bulmamız istenmişti. Sinüs x'i bu üçgenden faydalanarak okursak eğer x'in karşısında kim var? Kök 3, hipotenüsüne 2. O zaman sinüs x ifademiz ne olmuş oldu? Kök 3 bölü 2. Yani aradığımız cevap D şıkkıymış. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugün 3 soru üzerinden trigonometri en çok kullandığımız bilgileri konuştuk. Bunlar ne mi? Birim çember, bulundukları bölgedeki işaretleri, sıralamalar, trigonometrik fonksiyonlar ve bazı önemli özdeşliklerdi. Gelin beraber kısa kısa hatırlayalım bunları da. Birim çemberi birinci soruda detaylı bir şekilde konuştuk. Ayrıntıları hatırlamak isterseniz birinci soruya dönebilirsiniz. Biz şimdi kısaca bir göz atalım. Birim çember dediğimiz şey yarıçapı bir birim olan bir çemberdi ve merkezi orijindi. Burada aslında ikili bir sistemden bahsediyorduk. Yarıçapı bir birim olan bir çemberin üzerinde biz x ekseninde kosinüsü, y ekseninde sinüsü değerlendiriyorduk. Bu yüzden de kosinüsün 1 ile eksi 1 aralığında, sinüsün de yine 1 ile eksi 1 aralığında olduğunu söyleyebiliriz değer olarak. Burada bir de bizim gözükmeyen gizli bir kadranımız vardı. Bize açıları okutuyordu. Başlangıç durumu x eksen üzerinde bu şekilde olmasıydı. Burada sıfırı gösteriyordu. Eğer y eksenin üzerine gelmiş olsaydı başlangıç durumuna göre 90 derecelik açı yapacağına göre burada 90 dereceye ulaşmış olacaktı. Eğer başlangıç durumuna göre tam dönseydi doğrusal bir açı yani 180 dereceyi gösterecekti. Şu şekilde dönseydi 270'i ve geri başa dönseydi üstüne gelseydi 360 dereceyi ifade edecekti. Biz derecelerin yanı sıra bir de radyanları kullanabiliyorduk. Yani pi dediğimiz şey 180 derece eşitti. Dereceleri doğru orantıyla radyana çevirebilirken pi yerine götürüp 180 derece yazdığımızdaysa radyan cinsinden verilen ölçüleri dereceye çevirebiliyorduk. İşaret dediğimiz şey fonksiyonların işaretlerini bulundukları bölgeye göre okuyorduk. Birinci bölgede x eksenim artı y eksenim de artı olduğu için kosinüsüm de artı sinüsüm de artıydı. İkinci bölgede x eksenimiz eksi y eksenimiz artıyı gösterdiği için kosinüs eksi sinüs artı olacakken üçüncü bölgede her ikisi de eksiyi gösterdiğine göre kosinüs ve sinüs eksiydi. Dördüncü bölgede ise x eksenimiz artı, y eksenimiz eksi olduğu için kosinüsümüz artı olacakken sinüsümüz eksi olacaktı. Buna bağlı olarak tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının da özdeşlerinin sinüs ve kosinüse bağlı olduğunu düşünürsek bunları ezberlemeden yorumlayarak yine işaretlerini bulabilirsiniz. Sıralama için ise şöyle bir bilgi vermiştik. X artı y değerimiz 90 dereceye eşit olduğunda sin x eşittir cos x ve de tanjant x eşittir kotanjant y olduğuna göre sin 45 değerinin cos 45'e eşit olduğunu ve de tan 45 değerinin cot 45'e eşit olduğunu söyleyebilirdik. Buna bağlı olarak da şundan bahsetmiştik. 45 dereceden önce kosinüs fonksiyonum daha büyüktü sinüs fonksiyonumuza göre fakat 45 dereceden sonraysa sinüs fonksiyonun değeri kosinüsten daha büyüktü. Ayrıca birinci bölgede açı büyüdükçe kosinüs fonksiyonu azalırken sinüs fonksiyonu artıyordu. Tanjant fonksiyonu sinüs bölü kosinüs olduğu için sinüs arttıkça kosinüs azalacağına göre daha küçük değer alacağına göre tanjant fonksiyonu da sinüse benzerlik gösteriyordu ve açı büyüdükçe değeri artıyordu. Kotanjant fonksiyonu ise cos x bölü sin x olduğuna göre ve kosinüs değeri açı büyüdükçe değeri küçüldüğü için ne olacak o zaman? Kosinüs değerim küçülürken sinüs değerim büyüyecekti. O halde kotanjant değerim de aynı kosinüs gibi açı büyüdükçe değer olarak küçülecekti. Fonksiyonlardan bahsederken ise yine birinci soruda şundan bahsetmiştik. Bizim ana fonksiyonlarımız sinüs ve kosinüstü. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarıysa sinüs ve kosinüse bağlı olarak yazılabilecek fonksiyonlardı. Sekant ve kosekant fonksiyonları ise sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının
çarpma işlemine göre tersini ifade ediyordu. Son olarak en önemli özdeşliklerimizin burada tanjant x'in sin x bölü cos x olduğu ve kotanjant x'in cos x bölü sin x olduğundan bahsetmiştik. Bir diğer çok önemli özdeşliğimiz ise sin kare x artı cos kare x ifadesinin bire eşit olduğuydu. Gelecek dersimizde trigonometri ile devam ediyoruz. Bu sefer 90'dan büyük açıları dönüştürmeyi, bölge dönüşümlerini ve yine bazı özdeşlik pratikleri yapacağız. Videolarımızı kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.